Şimdi emeklilikte yaşa takılanda neler oluyor? Gündemde olmasının nedeni geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendirdiği için bununla ilgili tepkileri bazen yumuşatmak, bazen de sanki çözülüyormuş izlenimi vermek düşüncesiyle davranışlar sergileniyor. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyordu. Ek 3600 göstergeyi biz vereceğiz diye. Kendilerinin Evet. söz verdiği tarih 2018 seçimlerinden öncesinde verildi bu söz. Hala uygulanmadı. Şimdiki sözü de gelecek yılın sonuna kadar. Oysa yapılacak iş çok basit. Söylenen kesimlere, öğretmene, hemşireye, din görevlisine, polise söz öncelikli verildi ama diğer kamu kuruluşları da bunu bekliyor. Ek 3600 gösterge yarın meclise gelir. Hemen de geçer gider. Yani herkes bu konuda mutabakat. Ama bir yıl sonraya veriyor. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu konuda bir çalışmamız var dedi. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Anlaşılan daha önce de danışmanlık yaptığı dönemde de benzer biçimde emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çalışma olduğunu söylemişti. Ne Evet. bitmeyen çalışmadır ki 5 yıldır üzerinde çalışılıyor ve hala da sonuca gelemediler. Yapılması gereken pandemi sürecinde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizle dikkate alınarak özellikle gün ve primini tamamlamış olan ve şu anda da bir bölümü işsiz kaldığı için hiçbir geliri olmadığı gibi sosyal güvenlik primlerini ödemedikleri için sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamayan insanların mağduriyetlerini giderip bu kanun geriye doğru işletilerek kaybedilmiş haklarını onlara iade etmek. Yani ortada ciddi bir hak gaspı var. Çünkü bunlar 25 yıl çalışmışlar, devletlerine hizmet etmişler, günleri dolmuş, primlerini ödemişler. Emekliliği beklerken yok arkadaş sana emekli olaman 58 yaş deniyor. Biliyorsunuz 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi'de bir düzenleme yaptı. Evet. Bu yaşı kademeli olarak 65'e çıkardı. Ayrıca emeklilikte aylık bağlama oranının kas sayısını da %70'den %30'lara düşürülerek emeklilerin daha yüksek ücret almasının önüne kesildi. Onun için de bir intibak düzenlemesi gerekiyor. Yani gerçek anlamda emeklilerin geçim sıkıntısı içinde olmasından öte son dönemde yani AKP döneminde yapılan düzenleme sonucu maaşlar da ciddi anlamda geriye geldi. Tabii. Bunları aşmanın yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda verilen kanun teklifleriyle mağdur kesimlerin sorunlarını çözmek. Ben bakana bir soru önergesi verdim. Dedim ki işte 2008 yılındaki düzenlemeyle kademeli 65'e çektiniz. 1999'da da geriye dönük işletilen bir kanun var. Bundan mağdur olanların sayısı şu anda kaçtır? Bunlarla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz? Bunların emeklilik hakkını tanıyacak mısınız diye bir soru önergesi yönelttim. Bakanın verdiği yanıt da aynen şöyle bir ifade yer alıyor. Gün ve primini ödemiş olsalar dahi yaşla ilgili düzenlemeye gerçekleşmeden emekli olmaları olası değil diyor. Yani mevcut mevzuatı belirtiyor. Bana bu cevabın gelişi bu hafta. Yani Yani bütün bu hafta bu tartışmalar ve açıklamalardan sonra mı bunu söyledi Çalışma evet, Bakanı? tarihsel olarak bana Cuma günü yanılmıyorsam ulaştı. Yani söyledikleriyle verdikleri yanıtlar da örtüşmüyor. Örneğin Türkiye'de şu anda emeklilikte yaşa takılanların toplam sayısı kaç? Bunu resmi olarak açıklayacak yer Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Evet. Çalışma Bakanlığı'nın böyle bir açıklaması bütçede de sorularda bildirilmedi. Hep kelimeler yuvarlak. Yani 5 yıldır bunun sayısını bile hesaplayamadılar. Bunun yanı sıra nasıl Ya. bir düzenleme olacak? Bu konuda da bir açıklama yapmıyorlar. Açık, talep belli. Emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz kesimin kazanılmış haklarını iadesinden başka yapacak bir şey de yok. Bunun neyi çalışması yapılıyor, ne oluyor onu da çözebilmek mümkün değil. Sürekli gel git yaşıyorlar. Evet, çeşitli formüller üzerinde konuşuluyor. Bunu formülleri de sizinle detaylı bir şekilde konuşuruz. Ne olur ne biter, buradaki maksat ne? Ama söylediğiniz şimdi bu önerge çok önemli bütün EYT'liler için açıkçası. Çünkü en son evvelki gün AK Parti Grup Başkan Vekili bir basın toplantısı düzenledi. Bütün bu çelişkili açıklamalara üzerine çok net bir şekilde yılbaşından sonra yani asgari ücret ve emekli maaşları görüşülüp işte bir karara bağlandıktan sonra ve meclise geldikten sonra EYT'yi yılbaşından sonra gündeme alacaklarını ve Cumhur İttifakı olarak diğer yani sizlerle de görüşüp EYT ile ilgili de bir hamle yapacaklarını ve yasalaştıracaklarını söyledi. Yani siz de şimdi mesela Çalışma Bakanı'nın yok böyle bir şey demeye getirdiğini mi ifade ediyorsunuz?
Bana verdiği yazılı yanıtı. Ben bana verdiği yazılı yanıtı paylaşıyorum. Twitter hesabımda da koydum verilen yanıtı. Orada da duruyor. Hatta oradan alıp olasıysa yayında da gösterebilirsiniz. Twitter hesabımda o duruyor. Şimdi olay şöyle. Ülkede bir sistem değişikliği oldu. Tek yetkili kişi Cumhurbaşkanı. Ne bakanın yetkisi var, ne grup başkan vekilinin yetkisi var. Bunların söyledikleri yalnız kendi niyetleri ve düşünceleri. Yani bir çalışmanın yapılmasını istiyorlar. Anlaşılan o ki kamuoyunun da böyle bir algısı da var. Cumhurbaşkanına daha bu sunulmadan ya da orada tartışılmadan ya da Cumhurbaşkanı benim böyle bir açıklama yapmam gerekir düşüncesiyle olaylara bakarak bu olay konusunda ne yapıyorsunuz siz sorusunu yönettiği yönünde. Çünkü kamuoyuna yapılan açıklamalarda açıklama yapanların Cumhurbaşkanı dışında yetkileri bu konuda yok. Çünkü evet. Türkiye'de şu an bakan dediğimiz kişi doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bir konuda açıklama yapıyor. O konuda bakanın bir yetkisi yok. Yani Cumhurbaşkanı izin vermedikten sonra bakanın açıklama yapma ve bu konuda düşünce beyan etme gibi bir konumu mevcut sistemde yok. Yani evet. Çalışma Bakanı iyi niyetli düşünebilir. Bu konuda da bir önermelerde bulunabilir. Ama kesinleşeceği yer Cumhurbaşkanlığı makamı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan geçmişte bana seçim kaybetmeye neden olacağını bilsem de EYT'liyi çıkarmam dediği olay eğer kendisi için aynı süreçte devam ediyorsa EYT ile ilgili düzenleme beklemek hayal. Ama yok seçimlerde... Şimdi tam da söylediğiniz bu noktada ne Çalışma Bakanı'nın ne milletvekillerinin ne iktidara yakın medyanın Cumhurbaşkanı'nın sizin de söylediğiniz gibi bilgisi ya da talimatı olmadan hele hele ki hani EYT ile ilgili çünkü kapıları kapattı Cumhurbaşkanı EYT'ye ve EYT ile ilgili bugüne kadar tek kelime etmediler edemezlerdi de zaten. Hani dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bilgisi talimatı olmadan EYT ile ilgili tek kelime edemeyecek olan milletvekilleri, bakan, televizyonlar şimdi bunu gündeme getirdiklerine göre, gündemlerine tuttuklarına göre Cumhurbaşkanı'nın bilgisi var demektir. Değil mi yani o anlama gelmiyor. Ya bu şöyle de Cumhurbaşkanı'nın bilgisi şöyle denmiştir. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz denmiştir. Ama kapsamı çok belirtilmemiştir. Olay çok da gündeme gelince Cumhurbaşkanı yardımcısı da gündemimizde böyle bir konu yok demesini gerektirecek kadar iş bir umut noktasına taşınınca da hemen bir el freni çekilmiştir. İşin özünde Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir düşüncesi olabilir. Bu dönem seçimlerde görünen o ki bütün anketler de onu gösteriyor. Artık Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalma şansı ve Cumhurbaşkanı'nın seçilme şansı anket sonuçlarına göre yok. Alanda evet. Böyle bir sonuç var. Bunu ortadan kaldırabilmeye yönelik hamleler yapabilir. EYT konusunda, taşeron konusunda, emeklilerin intibak düzenlemesi konusunda, asgari ücret konusunda, ek 3600 gösterge konusunda yani toplumun genelini mağdur eden ve geniş kitleleri ilgilendiren konularda bir çalışma yapılmasını isteyebilir. Bunları da seçimlerdeki oy yansımasına göre gündemine alabilir. Ama işin özü emeklilikte yaşa takılanlar gibi kesimler kendilerine vaat değil netice bekliyorlar. Eğer sonuçta böyle bir netice seçim öncesi verilmezse anlamlı da olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gerekse bizimler milletvekilleri olarak bu konudaki mağduriyetin farkındayız. Çözümünü istiyoruz. Bu konuda da getirmiş olduğumuz kanun teklifleri mecliste reddedilmemiş olsaydı bu sorun yaklaşık 1,5-2 yıl önce çözülmüş olacaktı. Ben bununla ilgili meclis araştırması, soru önergeleri, açıklamaları yapıyorum ki gündemde bunun varlığının farkına varsınlar diye. Emeklilikte yaşa takılanların bildiğiniz gibi konfederasyonu var. Onun dışında farklı çalışma yürüten gruplar var. Herkes sorunun çözülmesi yönünde ciddi bir gayret içinde. Ama bunu çözmeye yanaşmayan bir cumhurbaşkanı var. O cumhurbaşkanı da bu konulara duyarlı davranmıyor. Niye cumhurbaşkanı mevcut sistemde biraz önce söylediğim gibi bakanlar memur noktasında. Memurlar önermede bulunur. Karar merci orası.